Evet. Tünel içerisinde maksimum hız ne kadar? 70 Öyle denir de. Yüzden aşağı kimse gitmesin. Öyle denir de yüzden aşağı kimse gitmesin. Yani şimdi artık yollar konforlu, araçlar konforlu. Tabii hız sakinleri biraz şey kalıyor ama bizim şey emniyet katsayımız çok geniştir. O yüzden de evet, gayet güzel bak. Böyle. Gidiş burada, geliş bu tarafta değil mi? Evet. Sayın Bey, bu animasyon üzerinde de biraz bir şey yapıyoruz. Yeni sesler yapıyoruz. Evet, şu işte bir... Yani şurada anlatacak, nereye girdik, nereden çıkıyoruz. 15 güne kadar yenisi geldi. Tamam. Animasyon bir de haliyle bir güzel çok başlıyor. Tabii 7 kilometre ne demek ki? 3 kilometre. İnşallah Türkiye'nin 3. büyüklüğü. 3. büyüklüğü. Covid-1 değil mi? Evet. İkinci Balaban değil, Balaban değil. Zigana. Zigana. Zigana kaçtı? Zigana aslında şu anda 1'e geçti. Covid 2'ye döndü. Zigana 1'e mi geçti? Evet. Covid 14'tü benim bildiğim. Evet, 14-12.5 yapıldı ama 14.3 şey, aç kapa tünelleriyle beraber yine 14.3 oldu. Kar mücadelesiyle ilgili o aç kapa tünelleri de. Evet. Burası çıkan yerdi. Evet, burada çıkış. Çıkış, geceler mi oldu yerde? Burası geceler kavuşan, evet. Hattan giden ne bu? O kavşaklar işte, kollar da köye giriş çıkışlar. Bunlar hep böyle alt şey yapmamış. Şu anda bu yol çalışmalarında başlamış durumdayız. Şimdi şu Sayın Bakanım buradayken ben Sayın Bey'e onu da söyledim. Hani biz Konya bölgesiyle ilgili orman izinlerinden dolayı etkin girebildi ama Antalya ile ilgili henüz çözemedik değil mi? Hangi aşamada? İkinci kısım şu anda bakanlığa gitti. Bakanlıkta. Şu anda bakanlıkta. Yani bölgeden çıktı, bakanlığa mı gitti? Evet, genel müdürlüğe gönderdik. Keşke daha önce bana söyleseydin. Yani. Geçen hafta gitti. Onun evraklarını bana gönderebilir misin? Tarih sayısı var mı senin? Var mı? Var olması gerekiyor. Varsa bana verin hemen. Olur. Hazırlarsın arkadaşlar. Minimum kalınlığa kadar. Daha sonrasında da yol dediğimiz kayayı tutmaya yarayan destek sistemi yerleştiriliyor. Ve yine bir sonraki aynı aşamayı tekrar geçiyor. Bu olmadı. Bu olmadı. Desteklenmesi. Geç bu işe. Bunlar özellikle bir üstüne bir yok. Bu işe bir yok. Arkadaşlar burası 1 kilometre hemen hemen girdiğimizde 1 kilometre. Yan tarafta 1 kilometre yakın. Öbür taraftan da yine yani 4 kilometre civarında 3700 metre civarında diyor. 4 kilometre yakın bir tünel toplamda açılmış. Bu iyi bir hava. Bu şekilde 2019 içinde bu tünel var. Bunlar ödenek yetersiz, ödenekler gelmeyince otomatikten suyu uzatılıyor. İnşallah. Evet arkadaşlar, soracağınız soru var mı? Öylesi güzel, anlamlı bir ziyareti de yaptık ve çok güzel çalışmaları da yerinde gördük, müşahede ettik. Sizler de gözlemlediniz. Şu an itibariyle neredeyse çift tüpün
iki tarafından toplamda 4 kilometre civarında bir giriş yapılmış ve hazırlanmış gözüküyor. Hedef tabii 2019 içerisinde burayı bitirmek. Bu anlamda gerek karayolları bölgemiz, gerek ekibi, gerek çalışanlarımız azim içinde, gayret içinde. Şahsen bugün burada Seyitçey Kaymakamımızla, Seydişehir, Ahırlı, Yalıyük Belediye Başkanlarımızla, ilçe başkanımızla, basın mensuplarımızla beraber bu çalışmaları yerinde izleme fırsatı oldu. Tabii buradan şu müjdeyi de vermek istiyoruz. Sayın müdürüm de sağ olsun konuda bize bilgi verdi. İnşallah malum olduğu üzere bu Alacabey tünelinden sonra Tınaztepe tüneliyle alakalı da bir etüt çalışması vardı, tamamlandı. Ve bu çalışma da yapım ihalesi anlamında 18 Ağustos 2017'de nasip olursa ihale edilecek. Ve her iki tünel de, çünkü ikinci tünel 2850 civarında metre olarak civarda. Bu yeni tünel tabii daha büyük bir tünel. Mevcut devam eden tünel daha büyük bir tünel. 7300 kilometre çift tüp metre. Şimdi nasip olsa ikisi hemen hemen yakın zamanda, eş zamanda çıkmış olacak, bitmiş olacak, hizmete girmiş olacak. Ben bu anlamda özellikle bu yolların mimarı olan, tünellerin mimarı olan ve bugüne kadar talimatıyla bütün hizmetlerde Türkiye'de bu hizmetlere damga vurmuş olan liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, tabii Ulaştırma Bakanlığı döneminde itibaren çok önemli hizmetler üreten, tüplü yollarda, tünellerde çok ciddi bir şekilde eser bırakan değerli Başbakanımız Binali Yıldırım Bey'e, yine Ulaştırma Bakanımız Ahmet Aslan Bey, bakanlığa başladığı andan itibaren çok önemli çalışmalara imza atıyor, çok gayret ediyor. Ve tabii ki Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz bu güzel çalışmalardan dolayı. Biz de şahsen Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, Mehsen Hocam, değerli bakanım, bizler karayollarının ormanla alakalı kısımlarında yapılacak olan her türlü çalışmasında gereken desteği veriyoruz. İşte burada da malum olduğu üzere ormanlık bir alandan geçiş vardı. Hızlı bir şekilde prosedürlerin tamamlanmasına destek verdik. Ve yine Ceceler tarafında, bu tünelin çıkış tarafında da oradaki 12 kilometrelik yolla alakalı ormandan geçiş yerlerinde gereken prosedürün hızlandırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü arkadaşlar, hizmet bir bütündür. Kurumlar arasında hiçbir zaman taassup olmaz. Kurumlar birlikte beraber oligarşik bürokrasiyi yenecek ve birlikte sorunları aşacaktır. Bu konuda gereken her türlü çalışma yapılıyor. Ben bir teşekkürü de buradan Konya milletvekillerimize, başta Ahmet Solgun abimiz olmak üzere değerli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Onlar da hakikaten Konya'mıza çok önemli hizmetler kazandırmak için mücadele ediyorlar. Bu hizmetlerin aşama aşama gelmesinde de çok büyük emekleri var. Allah razı olsun. Biz bir bütün halinde ekibiz. Ekip olarak da çalışmaya devam edeceğiz. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Mevla nice hizmetlerin yapılmasında bizlere gayret versin. Gerek siyasetçisiyle, gerek bürokrasisiyle bir bütün halinde hizmet etmeye ve çalışmaları daha ileri noktaya getirmek, 2023 hedefine ulaşmak için de mücadele edeceğiz. Ben tekrar bu güzel çalışmadan dolayı herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.